Herkese yeniden merhabalar. Futbol Menajer 24'teki en iyi temaları incelediğimiz serinin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümü çekme gereği duydum çünkü beta sürecinden sonra özellikle resmi sürüm çıktıktan sonra çok güzel temalar piyasaya çıktı. Bunlardan yine en iyi 3 tanesini incelemeye çalışacağım ve video bitiş kartlarına ilk videoyu da bırakacağım. Yani bu videoyu izledikten sonra totalde 6 temayı incelediğimizi göreceksiniz ve 6 tema içerisinden beğendiğinizi seçebilirsiniz bileceksiniz. Peki ilk temamız olan Rensi ile başlayalım. Rensi teması çıktı. Sizlerle beraber ilk olarak bu temaya bakacağız. Ana sayfada şu anda temanın ana sayfa düzenini görüntülüyoruz. Gayet güzel bir görüntü var, hoş bir görüntü var. Yine buralarda panelleri özelleştirebileceğiniz yerler var. Şu şekilde çeşitli bilgileri ana sayfanıza ekleyebileceğiniz bir tema hazırlanmış. Bu istatistikleri ana sayfada görebilmek gerçekten hoş bir detay. Alttaki panelleri komple olarak değiştirebiliyorsunuz ve tıkla dığınızda içerisine girebiliyorsunuz. Onun dışında gelen kutusuna baktığımız zaman sade karanlık bir tema görüntülüyoruz. Sosyal medyayı haberlerle birleştirmişler. Haberler kısmımız normal. Kadromuza bakalım. Kadro yine çok şık gözüküyor gerçekten. Kadronun üst kısmında en çok performans veren, ortalama puanlara sahip olan, asist yapan, golcü oyuncu olan kaptanlar, yaş ortalamaları gibi çeşitli bilgiler yer alıyor ve bunlar hakikaten çok güzel detaylar. Kadro planlamasını aynı görüyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yap Takım dinamiklerimiz, hiyerarşimiz, mutluluk durumu buralar hep aynı. Buralarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Taktik ekranımız. Burada da çok hoş detaylar var. İşte oyuncuların yüzleri, formalar, milliyetlerinin yer aldığı bir taktik tablosunu görüntülüyoruz. Ve bazı ikonların renkleri değiştirilmiş. Yani normal futbol menajere göre farklı bir renk paleti görüntülüyoruz burada. Oyuncu profillerine geldiğimiz zaman yine çok güzel bir görüntü elde ettiğimizi, gördüğümüzü söyleyebilirim. Sol üst köşede geçmiş sakatlıkların yanı sıra farklı farklı bilgileri de görebileceğiniz paneller var. Aynı şekilde sağ üst köşede de paneller var. Buradan kullanmak istediğiniz paneli koyabiliyorsunuz. Özellik analizi DNA haritamız mevcut profil ekranında. Bu da çok tatlı çok güzel bir özellik. Aynı zamanda bu oyuncunun performansına yönelik istatistikleri de profil ekranında görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Çeşitli istatistikleri detaylı bir şekilde yine statlar sayesinde burada görüntüleyebiliyorsunuz. Onun dışında altta yine yine panellerimiz var. Altta da aslında istatistikleri çok güzel bir şekilde görüntüleyip ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sol altta data metriklerinde pozisyon ve atak bilgilerini kullanırken sağ alttaki data metriklerinde takım defans statlarını, istatistiklerini görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında veri merkezimiz hemen hemen aynı. Kulüp çalışanları ekranımız yine burada tatlı güzel değişiklikler var. Antrenman ekranlarımız hemen hemen aynı ama yine burada değişiklikler yapabiliyorsunuz. Panelleri değiştirebiliyorsunuz. Sağlık merkezimiz aynı. Fixtür kısmımız aslında burada dikkat edeceğiniz şey sağ taraftaki panel olacak. Yine statların resminin yer aldığı, resmin üzerinde çeşitli bilgilerin yer aldığı tatlı güzel bir görünüm elde etmişler. Gayet güzel duruyor. Lig kupa görünümümüz standart zaten. Organizasyonlarımız çok güzel gözüküyor. Burada geniş bir istatistik detay ağı görebiliyoruz. Bunu Rensi'nin eklemesi gayet hoş bir detay olmuş. Aynı zamanda yukarıdaki panellerden sezon öncesi bakışa turnuva kurallarını çizelgeye, takım detaylarına, oyun detayına ve geçmiş şampiyonlara bakabiliyoruz. Yani benim naçizane fikrim şöyle. Bir yandan da temaya bakmaya devam edelim sizlerle beraber. lens teması en az SAS teması kadar birçok veriyi çeşitli şeyleri içinde barındırıyor. Yani çok kullanışlı ve sade güzel bir görünümü var. Onu söyleyebilirim. Bu arada kulüp ekranımızı görüntülüyoruz. Kulüp hedeflerimiz zaten aynı. Mali tablolarımız aynı. Gelişim merkezine de bakalım son kez. Burada da çeşitli tatlı değişiklikler var ve gerçekten oynayan menajer oyuncusuna özel hissettiriyor şu tema. Onu net bir şekilde ifade edebilirim. Peki her şeye baktık bir de maç içi görüntülerine bakalım. Bu arada bu temada da yine simüle etme seçeneğine sahipsiniz değerli arkadaşlar. Yani istemediğiniz maçları hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Burası maç önü ekranımız. Hemen takımların ısınma aşamasına geçelim. Maçın giriş ekranı, soyunma oda ekranımız. Buralarda yine çok tatlı. Diğer temalarda buraları pek görüntüleyemeyebiliriz. Haberiniz olsun. Şu şekilde bir giriş ekranımız var. Hemen başlama vuruş şu atla deyip burada durdurabiliyoruz. Evet alt paneli görebiliyorsunuz. Sağda ve solda gerçekten bayağı bir küçük kutucuk bulunuyor. Buralardan çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela taktiğe girdim ben. Ee, i̇şte buradan taktiğe girmeden taktikler arası değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mentalitenizi değiştirebiliyorsunuz. Oyunculara seslenebiliyorsunuz. Yine değişiklik yapabileceğiniz bir ekran var. Sap küçük paneli var. Talimatları ayarlayabileceğiniz bir ekran var. Ve burada da rakip talimatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Hakikaten çok çok tatlı bir görünümü olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim. Skorboardu da görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan yine maç içerisinde FM tercihlerine, ayarlarına girebiliyorsunuz. Aynı zamanda maç içinde de maçı simüle edebiliyorsunuz. Yani ben maçtayım ama maçı da simüle edebiliyorum değerli arkadaşlar. Peki bir diğer temamıza geçelim sizlerle beraber. İkinci olarak Tato temasına bakacağız. Bu menajer 23'te gerçekten çok dikkat çeken, herkes tarafından benimsenen, beğenilen bir temaydı. Tato temasında da maç içi görselleriyle başlayıp genel yapısına hep beraber bakalım. Evet, Tato temasındayız. Tato temasının maç içi görünümü bu şekilde. Maç içinde simülasyon opsiyonu Tato temasında mevcut değil gördüğüm kadarıyla. Skor bordumuzu görüyorsunuz ve alttaki panellerimizi görüyorsunuz. Daha çok karanlık, siyah bir ton kullanılmış temada. Yine burada alttaki panellerde taktiğe gidiş var her zamanki gibi. Rakip talimatları ayarlayabildiğiniz bir butonumuz var. Aynı zamanda oyuncu değişikliğini yapabileceğimiz bir butonumuzla beraber Oyunculara seslenebileceğimiz bir buton daha var. Talimatları ve oyun anlayışımızı da soldaki panellerden değiştirebiliyoruz. Taktik ekranımıza geldiğimiz zaman oyuncuların kondisyonlarını, genel mutluluk durumlarını görebileceğimiz bir ekranla karşılaşıyoruz. Formalar ve oyuncu yüzleri de yine bu temanın taktik tablosunda mevcut diyebiliriz. Oyuncu profillerine geldiğimiz zaman profilimiz bu şekilde gözüküyor. Bakın burada formaları görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz rapor alabiliyorsunuz. İşte burada değişik değişik paneller var. Kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Bunları değiştirebiliyorsunuz kafanıza göre. Ben mesela diyelim ki burada özellik analizi kullanmak istiyorum. Ortada oyuncunun yüzü, forma numarası formasıyla beraber milliyeti, takımı, bilgisi yer alırken işte sağda pro-cons dediğimiz genel raporları yer alıyor. Örnek veriyorum burada sezon istatistiklerini görebiliyoruz. Burada özellik analizini, DNA artısını daha büyük bir şekilde görebiliyoruz. Mesela bunu burada kullanacaksanız. Burada ne bileyim farklı bir şey kullanabilirsiniz. Mesela kariyer geçmişi olabilir örnek vermek gerekirse. Veyahut uygunluk durumunu görebilirsiniz. Onun dışında bakın burada kullandığınız taktikte hangi rolde oynadığını görebiliyorsunuz. Asistan menajerin geri dönüşü var. Oyuncunun planlarını burada görebiliyorsunuz. Moral durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok tatlı detaylar eklemişler. Alt panelde sezon istatistikleri geçmiş sakatlanmalar, kariyerindeki önemli anlar ve not oluşturabileceğiniz paneller eklenmiş. Sağ taraftaki panellere baktığımız zaman yine burada da gerçekten detaylı şeyler görebiliyoruz ama keşke bir oyuncu biyografisinde görebilseydik ya. Yani. Ben çünkü futbol menajer oynarken oyuncuların background hikayesini çok merak ediyorum gerçekten. Hani hangi ülkede tanınıyor bugüne kadar neler yapmış biyografilerde yazıyor ya. Hatta direkt göstereyim ben size onu. Burada gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum galiba. Evet gösteremiyorum. Bilgi ekranında olması gerekiyordu. Burada da yazmıyor. Ya bu kullanılmamış bu temada. Niye bilmiyorum ama keşke kullanılsaydı daha iyi olurdu. Neyse profil ekranımız bu şekilde. Ana sayfamıza gelelim. Ana sayfamız da bu şekilde gözüküyor değerli arkadaşlar. Yine burada kullanabileceğimiz çok detaylı paneller var gerçekten. Kıyaslayabileceğimiz bakın bu kıyaslama ekranları falan çok tatlı duran özellikler. Buradan takımın süperlik ortalamasına göre ne çeşit kararlılığa sahip olduğunu ne çeşit istatistiklere sahip olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. Buna göre taktik de oluşturabilirsiniz aynı zamanda. Kadro derinliğimizi ana sayfa ekranımızdan ayarlayabiliyoruz. Bu da çok önemli bir detay diye düşünüyorum. Sağ ve sol panellerde yine kullanabileceğimiz çok fazla detay var. Sizler de görüyorsunuz bunları böyle kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu temada personel profilleri de bir hayli detaylı ve değişik bir şekilde gösterilmiş. Bence göze hitap eden hoş bir görüntü var yani değerlendirmek isteyebilirsiniz. Kadromuza gelelim. Kadromuz normal. Ben burada özelleştirilmiş bir kadro görünümü kullanıyorum. Muhtemelen standart kullanıyorlar Tato'da ama tabii sizin deneyimleyip görmeniz daha doğru olacaktır. Kadro planlamasına gelelim. Normal gözüküyor. Takım dinamiklerimiz normal. Hiyerarşi, arkadaş grupları, mutluluk durumları hepsi normal gözüküyor. Taktik ekranına beraber bakmıştık. Veri merkezimiz aynı, kulüp çalışanlarımız hemen hemen her temada aynı zaten. Antrenman ekranımız mesela bak burası çok daha detaylandırılmış. Yani alt bölmelere, panellere ayrılmış. Burada çeşitli panelleri yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Artık hangisini isterseniz, hangisini kullanmak isterseniz ona göre değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada güzel bir panel inşa edilebilir bana soracak olursanız. Sağlık merkezimiz evet, burada da ufak böyle oyuncu resimlerinin olduğu aşağıdaki panellerin sabitlendi. Ufak tefek değişiklikler gözlemliyoruz. Fixtür ekranımız yine hemen hemen aynı her temada olan sağdaki paneli görebiliyorsunuz. Burada da değişiklikler var. League Cup ekranımız ve League Cup içerisindeki istatistiklerimiz. Bakın yukarıda yine çeşitli panellerin eklendiğini görebiliyoruz. Bu panelleri organizasyon özetinde erişebilmek benim açımdan çok değerli bir şey. Yani çok kolay bir şekilde bütün her şeye ulaşabilmeniz çok değerli gerçekten. Bunları da düzeltmişler. Güzel de olmuş açıkçası. Gözlemcilik ekranımız gördüğüm kadarıyla aynı transfer ekranımız, aynı ve kulüp bilgisi ekranımızı görüntüliyoruz. Şimdi burada da aslında çok güzel şeyler var, çok güzel değişiklikler var gördüğünüz üzere. Mali durum, beklenen transferler, gelenler, gidenler, bunları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Maçlar, sonuçlar, fixture tablo, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Müze kulüp geçmişi, ezeli rakipler ve geçmiş özetini kulübün görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ana ekranda profili, kilit oyuncuları, tüm oyuncuları kulüp kulüpteki atmosferi, yönetim kültürünü, taraftarları, taraftar kültürlerini hepsini görebiliyorsunuz. Bunlar ya çok değerli, çok önemli paneller bana soracak olursanız. Bunları görmek çok güzel. Stadyum bilgimizi ve stadyumumuzu sağ tarafta görebiliyoruz. Hemen üstünde tesis kalitelerimiz var. Burada işte menajeri kulüp bilgisini veya formaları da görüntüleyebiliyorsunuz. Böyle opsiyonlar tanımış tema yapımcısı bizlere sağ olsun. Burada da önemli kişileri mi görebiliyoruz? İlk 11'i görmek istersek bakın böyle de özelleştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir görüntü bizde karşılıyor değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki kulüp hedeflerine bakalım. Mali duruma da bakalım. Evet bu şekilde. Yani çok da uzatmaya gerek yok. E, Tato teması da gayet hoş. Gayet güzel bir tema. Haberler ekranı da bakın. Bir farklı gözüküyor diğer temalarda. Değerlendirin. Bakın videoyu izleyin. Hangisini beğenirseniz onu kullanabilirsiniz. Hemen 3. temamıza doğru yola çıkalım bu arada. Trunk skinine bakacağım bu videoda son olarak. Bunları bu arada FMS kağıttaki en çok indirilen skinlere göre seçiyorum. Yani hocam sen neye göre temaları seçiyorsun ve bize aktarıyorsun? Hem kendi beğendiklerimi alıyorum hem de en çok indirilenleri alıyorum aslında temelde. Ve video sonunda da zaten 6 tema inceledik bu kanalda. Bu 6'sının içinde en güzel olanı sizlere sıralamaya çalışacağım kendimce. Size göre sıralama farklı olabilir. Siz farklı temaları beğenebilirsiniz ama bana soracak olsaydınız, bana danışacak olsaydınız tabii ki de farklı farklı şeyler söyleyebilirdim. Video sonunda anlatacağım. Turun temasındayız. Temanın görünümü bu şekilde. Sosyal medyası gelen kutusu bu şekilde gözüküyor. Biraz daha böyle loş farklı renkleri var temanın. Ana sayfa ekranımız bu şekilde gözüküyor. Yine burada büyük paneller içerisinde farklı farklı bilgileri edinebileceğiniz paneller yerleştirilmiş. Bunları yine oynayabiliyorsunuz bu arada. İşte gelen kutusunu görmek istiyorsanız gelen kutusunu. Gözlemcilik bilgileri. Tabi burada biraz karışıklıklar meydana gelmiş. Takımın yarıştığı kulvarlar, antrenmanlar ve benzeri istatistikleri görebiliyorsunuz. Menajer profilimiz, personel profillerimiz aynı. Gelen kutusunu görüyorsunuz. Görüyoruz. Buralarda pek fazla bir değişiklik yok. Kadro planlamamız aynı, takım dinamiklerimiz, hiyerarşimiz, arkadaş gruplarımız, mutluluk durumlarımız aynı. Taktik ekranına geldiğimiz zaman burada eskiden var olan özellikleri görebiliyoruz. Şu özellikle mevki rol belirten yuvarlakları siz de fark etmişsinizdir. Onun dışında oyuncu yüzleri ve formaları da taktik ekranına eklenmiş. Veri merkezine bakalım. Buralar genel olarak aynı gözüküyorlar. Kulüp çalışanlarımız her temada olduğu gibi gözüküyor. Antrenman ekranımız aynı taturdaki gibi özelleştirilir ve birçok panele sahip. Sağlık merkezimiz fixtür ekranımız. Burada da çeşitli ve güzel ikonların olduğu iyileştirmeler yapılmış. Hoş gözüküyor mesela. Diğer temalardan daha hoş bir görüntüsü var fixtür ekranının. Bir kupa görünümümüz aynı. Organizasyon özetine girecek olursak da evet burada da yine böyle çeşitli panellere ulaşabileceğiniz detaylı bir görünüme sahipsiniz. Gözlemciliğe bakalım. Aynı gözüküyor. Transferler aynı gözüküyor. Kulüp bilgisine geldiğimiz zaman da evet burada da farklı panel bizleri karşıladı. Burada bayağı bir şey değiştirebiliyoruz bu olarak puan durumu, oyuncu istatistikleri, sözleşme bitiş tarihleri ve benzeri istatistikleri görebiliyoruz. Taktik ekranımızı görebiliyoruz. Mali durumumuzu ve genel bilgilerimizi görebiliyoruz. Kulüp hedeflerimize bakalım. Aynı mali durum buralarda aynı. Peki maç ekranımız nasıl? Bakın maç ekranındaki taktik tablomuz bir tık daha farklı gözüküyor. Güzel olmuş açıkçası ve genel olarak tabletimiz nasıl? Fena değil gibi. Skorboard'u görüyorsunuz. Güzel detaylar var. Skorboard'da güzel yapmış burayı. Maç içinde simülasyon seçeneğiniz var. İlk ve ikinci yarının şeyini görebiliyorsunuz burada. Oyunculara seslendiğiniz bir alan var. Sap değişikliği yapabildiğiniz bir alan var. Rakip talimatları yapabildiğiniz bir alan daha koymuşlar. Şu hatamız geçsin. Tablete de bakalım bu arada. Arda da gol attı. Galatasaray kiralık aldım da kendisini. 2 yıllık. Hemen şöyle bir tabletimizi görelim. Evet. Tabletimiz de bu şekilde gözüküyor. Tato'daki gibi aslında. Ben Tato'yu da göstermedim ama Tato temasında da maç ekranımız hemen hemen aynı gözüküyor değerli arkadaşlar. Bilginiz o olsun. Alttaki panel tabii ki de farklı ama tato temasının üzerine inşa edilmiş bir yapı gözlemliyoruz. Burada bilginiz olsun. Peki sizlerle 20 dakika boyunca bütün temaları incelemeye çalıştık değerli arkadaşlar. Hepsi de birbirinden farklı ve güzel gözüküyorlar. Açıkçası SAS'tan sonra benim muhtemelen bu sene kullanacağım tema Rensi gibi duruyor. Hem 2 yıldır tema geliştirmemiş olması onu şekillendirmiş olacak bir çok güzel bir tema yapmış. Hem de SAS'la yarışabilecek kalitede hafif iyi bir tema yapmış. Ya yani muhtemelen Tato, Sas ve Rensi arasında gidip geleceğiz. Yani sıralama yapacak olursak en tepeye muhtemelen ben Rens'i koyabilirim. İkinci sıraya Tato'yu koyabilirim. Üçüncü sıraya da Sas'ı koyabilirim. İlk videoda söylediğim gibi beta esnasında çıkan temalar belliydi. O temalar arasından en iyilerini aktarmaya çalışmıştım. Bu video aracılığıyla official sürümdeki temaları da incelemeye çalıştık. Yani totalde 6 tema inceledik sizlerle beraber. Her ekranı göstermeye çalıştım sizlere. Bir bakın hangisini beğeneceksiniz? Hangi hoşunuza gidecek? iyice değerlendirin ve kararınızı verin. Orijinal temada da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Ben videonun açıklama kısmına direkt olarak FMS Scout'un tema sayfasını koyacağım. Bütün temaları oraya yüklüyor tema yapımcıları değerli arkadaşlar. Girip tek tek kontrol edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Nereye kurulacağıyla alakalı da küçük bir ekran paylaşacağım video içerisinde zaten. Birazdan gelir buralara bir yerlere. Neyse lafı da fazla fazla uzatmayalım. Umarım beğendiğiniz, eğlendiğiniz, keyif aldığınız çok yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki Futbol Menajer 24 içeriğimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.